Konuşan Ordu TV'den selamlar, sevgiler değerli kardeşlerimiz. Yine birlikteyiz. Önce 52 Ordu Spor'un son durumunu anlatan bir sohbetimiz oldu. Ardından 67 Ordu Spor'un son gelişmelerle ilgili içinde bulunduğu durumu size anlattık. Tabii Ordu'nun profesyonellikte sadece 52 Ordu Spor ya da 67 Ordu Spor değil, bir takımı daha var profesyonel ligde, bir takımı daha var. O da 3. ligde yer alıyor. Fatsa Belediyespor. Fatsa Belediyespor tabii ki 52 Ordu Spor ya da 67 Ordu Spor kadar iddialı bir takım değil. Ama işte bu sene onların pozisyonları nedir? Hangi iddiala yola çıkacaklar? Biraz önce de Durmuş kardeşim hocayla da görüşme yaptı. Yeni gelen 14 yeni transfer gerçekleştirmişler. Her zaman olduğu gibi Durmuş konuya daha hakim olduğu için size şimdi detaylı olarak anlatacak. Ama anladığım kadarıyla bu sene Fatsa Belediyespor'un öncelikle amacı, birinci amacı herhalde kümelikte kalmak olacak değil mi? Küme evet. Düşmemek olacak. Evet. Ondan sonra playoff'u zorlayacaklar. Liderlik grupta birinci olmak, çıkmak onlar çok da kolay gibi görünmüyor. Biz üçüncü profesyonel takımımız, Ordu'nun üçüncü profesyonel takımı, liglerdeki üçüncü profesyonel takımı Fatsa'yı konuşalım sevgili Durmuş kardeşimle. Durmuş, ben anonsu yaptım. Şimdi durumu seyircilerimize anlatmak sana kalıyor. Nedir Fatsa'nın durumu? Geçen seneki durumunu istersen minik bir özetle hatırla. Bu sene Niyazi Hoca neler söyledi? Evet sevgili izleyiciler, Konuşan Ordu TV'den hepimize sevgiler, selamlar. Tabii ki Ersan abi konuya girdi. Fatsa Belediyespor'la ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Şimdi Ordu'nun biliyorsunuz 3 tane profesyonel takımı var. 52 Ordu Spor, 67 Ordu Spor ve Fatsa Belediyespor. Bir önceki gün 52 Ordu Spor'u işlemiştik. Dün 67 Ordu Spor'u işledik. Bugün de Fatsa Belediyespor'u işleyelim dedik. Gelenler, gidenler, takımın durumu nedir? Onu size birazdan anlatacağız ama Fatsa Belediyespor geçen sene çok sıkıntılı bir süreç yaşadı. Nasıl sıkıntılı bir süreç yaşadı? Niyazi Hoca'nın şanssızlığı herhalde. 3 seneden beri takımın başında hep böyle Niyazi Hoca'nın hayatı borç ödemekle geçti kulübün. Yani eski parayla 13 trilyon gibi bir borçla devraldılar. Sayın Ethem Kibar ve Adem Beker Başkanlar kulübü. Bunun yüzünden takım 2 seneden beri kampa dahi gidemiyor. Yani Fatsa'da çalışıyor, Ordu'da çalışıyor. Samsun'un genç takımıyla, Ordu'nun genç takımıyla hazırlık maçları yapıyor. Fırsat bulduğu zaman 67 Ordu Spor'la hazırlık maçları yapıyor falan. Ama işte bu şekilde hazırlanmak çok da kolay değil. Yani en azından 67 Ordu Spor veya 52 Ordu Spor 3-4 tane hazırlık maçı yaptılar ve de üst liglerdeki takımlarla maçlar yaptılar. Bu araya girin. Bir de tabii işte 52 tabii. Ve de 67 Ordu Spor'un yani bir eli yağda bir eli balda yani. Tabii bunu demek lazım. Gidiyorlar işte, Ordu dışında kamplar yapılıyor. Biri Afyon'da yaptı, diğeri bu diğeri Avant'ta mı yaptı? Evet Ordu ama Ordu'da. Ersan abi şimdi şunu da söylemek lazım. Fatsa Belediyespor'da o kadar hovardaca kullanıldı ki inanılmaz paralar harcadılar zamanında. O geçmiş dönemde. İşte onu anlatıyorum. Yani şimdi geçmişinden ders almayan geleceğine yön veremez. Doğru. Şimdi Fatsa Belediyespor'un şu andaki yaptığı iş çok akıllıca bir iş. Niye? Borcu sıfırlamaya gidiyor belediye başkanı ve kulüp akıllıca başkanı. Akıllıca deyince yine araya gireyim. Kusura bakma da şöyle bir şey hatırlatalım. Ya bu kadar fedakarca bak. Bu kadar senin anlattığın zor şartlar altında takım lige hazırlanıyor, lige giriyor, öyle ya da böyle ligde de kalıyor. Hala bir takım kişiler eleştiriyorlar, şey, lan taşın altına elbise sokuyor, onu anlatıyor. Şimdi ya. Bak yani 13 milyon borcu ödediler, 3 milyon borç kaldı ve 3 seneden beri de takımı idame ettiriyorlar. Kümede bırakıyorlar, ligde kalıyor, yani çok sıkıntılı süreçler yaşıyor işte. Otobüsünü görüyorsunuz, kaldığı otelleri görüyorsunuz. Hep böyle imkansızlıklar içerisinde imkan yaratmaya çalışıyorlar. Ama Fatsa'nın bu da çok zengini var ki Fatsa takımına sahip çıkmıyor. Hem İstanbul'da, hem Ankara'da, hem Fatsa'da, hem Ordu'da yaşayan yüzlerce iş adamları var. Ama ne hikmetse dediğim gibi işte Fatsa Belediyespor'a geçmişte çok büyük destekler verdiler iş adamları. Paralar çarçur edildiği için şu anda daha para vermek istemiyorlar. Ama ben şunu söylemek isterim ki Sayın Belediye Başkanı Ethem Kibar ve Adem Beker Başkan şu anda ekonomiyi ve Fatsa Belediyespor'u iyi yönetiyorlar. Kendilerine teşekkür etmek lazım. Yani
Üçüncü ligdeki bir takımın 3 milyon borcu çok az. Hiçbir taraftan gelir gelmemesine rağmen hem belediye hizmetlerini yapıyorsunuz hem de Fatsa Belediye'yi bir yerlere getiriyorsunuz. Her sene de transfer yapmak zorundalar biliyorsunuz. Yani, 14 oyuncu atmış. İyi futbolcuları durmuyor zaten Ersan abi. İyi futbolcular bir üstlüklerde veya başka takımlarda güzel paralar bulunca gidiyorlar. Gidince bu sefer ne oluyor? Yani takım bir daha sil baştan yapılıyor falan. Şimdi düşünün Niyaz Hoca, eskiden kalma 7 futbolcusu var. Bunlar da çok üst düzey değil zaten. Şimdi mesela 14 tane yeni isteği sana verirsen 14 tane transfer yapmışlar işte biz. Çok açık ve net söyleyeyim sana. Eren Yalçın 67'nin 7'den 7'ydi. Şimdi Fatsa Belediye'ye verdiler. İşte bunun gibi gelen, Bal Ligi'nden gelen futbolcular var. İşte yani Rize genç takımından gelen futbol kaleciler var. Şimdi mesela Rize'nin bu sene Fatsa Belediye'nin bu sene en büyük kaybı bence kaleci Ömürcan. 67 aldı biliyorsunuz. Ömürcan'ı ben hep söylerdim, Mustera'ya benzetirdik. Eğer Ömürcan maça çıktığı zaman bir puan demekti. Yani o kadar başarılı bir kaleciydi ve her sene Fatsa'ya 15 ile 20 puan arasında tek başına puan alıyor. Hadi ya, o kadar başarılı. Evet, çok iyi kaleci. Çok iyi bir kaleci. Çok iyi yani takımıyla ilgili, takımına çok büyük bir efor sarf etti. Kaç seneden beri izliyoruz maçlarını. Çok iyi bir kaleci. Yani 67'de çok şanslı. Zaten 67 takip ediyordu kaleciyi almak için. Dediğim gibi Fatsa'nın en büyük şanssızlığı kaleci sıkıntısı olacak. Yeni gelen futbolcuların şu anda ne durumda olduklarını bilmiyorum. Tabii ki 3. Lig'den gelenler var, Bal Ligi'nden gelenler var, altyapılardan gelenler var. Ama şimdi bunlara uyum sağlamak mesela 4 Eylül'de maç başlıyor. Bir de Fatsa Belediye'nin grubunda da çok iyi takımlar var. İşte mesela orada bir Çankaya takımı var açık ara. Bu ligi süpürüp götürecek tarzda ya. Ama Fatsa'nın iddiası... Yok hayır. Şimdi oradaki takımlara baktığın zaman Ersan abi küme düşmeye namzet takım da çok az. Çok iyi takımlar var orada. Yani oradaki takımlar çok iyi takımlar var. Oradaki takımlar iyi transferler yaptılar. İyi transfer yaptığı için şimdi dönüp bakmak lazım. Mesela ben isterseniz bunları bir Fatsa'nın grubundaki takımları şöyle bir gözden geçirebiliriz diye düşünüyorum. Mesela şöyle başladığımız zaman Akhisar Spor var. Süper Lig'den gelen bir Akhisar Spor var. Onların grubu. Tabii. Ardoğan var. Artvinopa var. Geçen sene finalde kaybettiler biliyorsunuz bir üst ligi. Ondan sonra Tepecik Spor var. İstanbul. Yine Bergama Belediye var. Geçmişte 3. tecrübesi olan Beyoğlu Yeni Çarşı var. Geçen sene 2'nin grubundaydı biliyorsunuz. Yani bu takımlar Bursa Yıldırım Spor var. Bunlar hep ilk 5'te. Çankaya Futbol Kulübü var. Efeler var. 09 Aydın takımı var. Çok şehir takımı. Erbaa Spor var Tokat'ın. Fatsa Belediye. Ondan sonra Kepez Belediye var. Geçen sene biliyorsunuz. Çok güçlü takımlar, takımlar var. Ondan sonra Muş var. İlk defa çıktı profesyonel lige. Çok iyi. Niğde Anadolu var. Osmaniye Spor var. Yine Sapanca Gençlik var. Yine Siirt Özel İdare var biliyorsun geçen sene düşmeden. Evet, evet. Şimdi burada baktığınız zaman 4 tane düşecek takım bul deseniz sayamıyorsunuz ya. Yani o kadar enteresan ki Ersan abi şimdi bu grupları saydıktan sonra Fatsa Belediye'nin işi çok da zor kolay değil yani. Değil, evet. Bırakın playoff'u falan. Evet. Önce bir ligde kalması lazım Fatsa Belediye'nin. Onun için de çok zor. Yani şurada saydığımız takımların çoğunu biliyorsunuz. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum, Görkem de biliyor. Buradan 4 tane takım say desem bana mesela Kepez geçen sene kılpayı kurtardı biliyorsunuz. İşte Sapanca'dır, odur, budur yani. Oradaki takımlar işte... Siirt öyle. Efeler 09 Aydın takımı oradan çıkmış gelmiş. Yani inanılmaz derecede ciddi takımlar var yani. Fatsa Belediye'nin iş gayet zor yani. Ne hazırlık maçı yaptı, ne kampa gitti, ne 14 tane futbolcu bir arada maç yapmadılar şu anda. Belki bu hafta büyük bir ihtimalle bir hazırlık maçı yaptı 1967 ile. Yani çok da o kadar önemli değil yani. Orada da şu transferlerin çoğu yapılmamıştı zaten. Sonra da yapıldı bu transferler. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu işler bu kadar kolay değil. Yani hiçbir takımın ne olacağı belli değil. Burası o baktığın zaman 3. grup daha yani 3. ligin 3. grubu daha farklı takımlardan kurulu. Çok basit diyemezsiniz. Fatsa'nın inceleyip sık dokuması lazım. Bir an evvel şapkasını önüne çıkarıp koyması lazım. Önce bir ligde kalmayı garantilemesi lazım. Biliyorsunuz geçen sene
Çok basit maçlar kaybetti Fatsa Belediyespor. Yani dışarıda aldığı puanlarla ligde kaldı. Fatsa için ilk hedef ligde kalmak. Ligde kalmak ama ligde kalmak da o kadar kolay değil yani. Şimdi biliyorsunuz futbolcu neye oynuyor? Paraya oynuyor. Futbolcunun primini verirseniz, maç başına verirseniz, günlük ödemesini yaparsanız böyle. Şimdi futbolcular bütün imkanlar futbolcularda yani. Yazıyor federasyona gidiyor. Parasını almadığı zaman. Doğru mu? Tabii. Yani onun için yani Fatsa'da işte biz kümede kalması için mücadele edelim. Biz Fatsa için çalışalım kimse demez. Parasını almayan futbolcu basar gider. Peki şimdi 14 futbolcu aldılar. Sen biraz önce hocayla da konuştun programı çekim. Başlamadan önce. Peki ne diyor hoca? Şimdi hoca bak, transferler için dedi. Hoca geçen sene ne demişti? Ben iddiası olan bir takımda çalışmak istiyorum artık demişti ama kaldı. Kendisi evet. Fatsa'da olduğu için Niyazi Hoca'nın futbolculuk dönemi de öyleydi biliyorsunuz. Niyazi Hoca her zaman Ordu'nun futboluna, Ordu şehrine ve ilçelerine hizmet etmiş bir insandır. Buradan Fenerbahçe'ye giderken de Ordu Spor'a transfer parası kazandırarak gitmiş bir insan. Niyazi Hoca'yı gerçekten karakter olarak, ahlak olarak, yapı olarak hepimiz beğeniyoruz yani. Çünkü bu konuda Niyazi Hoca ile ilgili hiçbir sıkıntı yok. Herkes aynı şeyi söylüyor. Onun için hoca bence paraya falan bakmadı herhalde. Yani yine benim memleketim Fatsa'da kalayım dedi. Ama hoca bu şekilde playoff oynaması çok zor. Şu grupta playoff oynaması bu takımda. Ben playoff'tan geçtim. Bakın şimdi bu şekilde playoff oynaması çok zor. Niye derseniz takımları görüyorsunuz ama İnşallah küme düşmezler. Bakın yanılmayız inşallah. İyi bir hazırlık dönemi geçirler. Murat Han Hoca ile beraber yine teknik ekibi, başkanları ve yönetimi aynı. Değişen bir şey yok. Ama işleri zor. Allah yardımcıları olsun. Kolay bir iş değil. Bir 67 gibi, bir 52 gibi çok rahat değiller. Hem maddi açıdan, hem manevi açıdan böyle. Ben Fatsa Belediyespor'a, Fatsa halkının ve iş adamlarının bir an evvela sahip çıkması lazım. Bu takım şehrin profesyonel bir takımıdır. Bu takımı orada tutmak gerekir diye düşünüyorum. Ama durmuş şimdi geçmişte şu oldu bu oldu diye onu bahane edip de takıma sahip çıkmamak hiç de doğru bir davranış değil yani. Şimdi tam tersi işte bakıyorsunuz Büyünye takımı 2 senede 13 milyon para harcadı çıkmak için ama çıkamadı. Onlar da kayyuma kalıyordu falan gitti başka bir başkan aldı falan. Şimdi kolay değil bu işler. Birisi çıkmak için bir sürü para harcıyor, birisi de ligde kalmak için para harcayamıyor yani. Şimdi düşünün, Ünye de olsa bu Fatsa'nın gücü, mesela 3. ligde Ünye'nin bir takımı olsa ne paralar harcalar, ne başkan adayları bulurlar ki? Yani ama belediye başkanı bıraksa bugün Fatsa Belediyespor'u bence başkan bulamaz diye düşünüyorum. Yani sıkıntılı bir süreç, yani çok sıkıntılılar. Kamp yapmayan, çalışmayan, bir arada hazırlık maçı yapmayan bir takım beraber göreceğiz. Yani kötü bir tablo evet. Çizmeyelim. Ama vallahi biraz benim yani, içim karardı açıkçası. Ya ama doğrusu bu Ersan abi. Şimdi, ama Fatsa gibi bir şehre evet. De yere de yani böyle bir takım. Şimdi biz kalkıp da birilerine mavi boncuk dağıtmadığımızda bir anlamı yok yani. Şimdi hocaya sorsan ne edebilirsin? Sen hoca tabii ki playoff diyecek ama bu kadroyla playoff oynama şansı yok. Yani. Nasıl oynayacak? Diyorum sana şimdi en iyi transferlerden bir tanesi Eren Yalçın. Bizim işte Baldigin'den beri oynayan 67'de ve yedek olan bir arkadaşımız. Yani şimdi düşünebiliyor musun? Çok şey olsa ben küçümseme açısından söylemiyorum. 52'nin 67'nin yaptığı transferleri o da yapmak ister. Öyle futbolcular da o da oynamak ister. Doğru mu? O zaman diyelim ki 52 ile 67'nin geçen sene kadrosunda bulunan oyuncuları bile alma şansı yok. Şimdi bakın Fatsa Belediyespor en iyi insanın şeyini kaybetmiş, kalecisini kaybetmiş. Evet yani. Ömürcan'ı vermiş bir defa. Atamdan tutanın çok iyi olacak. Forvet'in gitmiş. Var mı? Yok. İşte bunun için biz hep söylüyoruz Yarasın abi, bizim yaptığımız programlarda lay lay lom olmaz. Gerçeklere konuşuyoruz biz. Doğru. Darılandırılır, gücenen gücenir. Ben bildiklerimi söylemezsem kendime de saygısızlık yaparım, başkasına da saygısızlık yaparım. Çok doğru. Yani doğruları söyleyeceksin abi. Şimdi ben Fatsa Belediyespor ilk 5'e oynar, şampiyonla oynar dersem hep kendimi kandırırım, hem dışarıdaki insanları kandırırım. Gerek yok ama şimdi bunu 52 Ordu Spor için söyleyemiyoruz. Bunu 67 için söyleyemiyoruz. Niye? En kötü şartlarda iki takım hiçbir şey yapmasa playoff oynar diyoruz. Oynar. Hiçbir şey yapmasa diyoruz bakın. Direkt çıkmasa bile playoff oynar diyoruz. Ama Fatsa Belediyesi için kümede kalmak başarı diyor. Bu
bu durumda peki hocanın yeni transferlerle ilgili bir değerlendirmesi oldu mu? Şu anda yok. Daha yeni geldi hepsi. Yeni geldi. Göremedi. Yani, hazırlık maçı da yapmadı. Göremedi ki. Yani nasıl beğensin? Şimdi siz beni tanımıyorsunuz. Ne olduğumu bilmiyorsunuz. Özelliklerimi bilmiyorsunuz. Benim için ne iyi diyebilirsiniz ne kötü diyebilirsiniz yani. Deme şansınız var mı? Yok. Ya tabii diliyoruz, umuyoruz, istiyoruz ki bizim bu ilk değerlendirmelerimiz olumsuz gibi görünse de İnşallah Niyazi Hoca bunları olumluya çevirir. Patsa halkı da takımlarına, oyuncularına sahip çıkar yani. Bunu söyleme durumundayız. Biz 52 Ordu Spor ya da 67 Ordu Spor'la ilgili çok rahat konuştuk. Hedefimiz banko şampiyon olduk dedik. Her iki takımımızın da gücü, kalitesi, kapasitesi dikkate alındığı zaman evet biz burada şampiyonluğa gidiyoruz. Yani şampiyon oluruz, olmalıyız dedik. Ama şimdi Durmuş anlattı tabii. Durmuş biliyor yakinen. Hem Fatsa halkının durumunu biliyor. İşte şehrin takıma karşı ilgisini ya da ilgisizliğini biliyor. Bu bizim için bir dezavantaj. Profesyonellikte 3 takımımız var. Ama bunu göğsümüzü gere gere iki takımımızda söyledik. Üçüncü de söyleyemiyoruz. Böyle bir sıkıntı var değil mi? Evet yani. Şimdi doğru söylemek lazım abi. Yani şimdi herkes bunu izlediği zaman ya bırak işte palavra atmanın ne anlamı var demesin yani. Şimdi dediğim gibi 14 tane yeni transfer var. Bir hazırlık maçı yapmamışım. Kamp dönemi geçirmemişim. Ya hocanın önünde sivri değnek yok ki nasıl bitecek yani? Evet bir de o var. Bir de şöyle hani izleyen kardeşlerimize de yani bu arada uyarıda bulunmak istiyorum. Karamsar tabloyu çizmedik. Hani diyebilirsiniz ya amma da karamsar tablo çizdiniz diye. Hayır öyle değil. Şu anda işte kamp yapılmamış, hazırlık maçları yok. Doğru dürüst yani transfer olarak aman öne çıktı taşıyacak iddialı transfer. Evet 14 sayı olarak 14 transfer ama bunları tabii hoca bile görmemiş. Hadi bizi boş ver hoca bile görmemiş değil mi? Doğru. Yeni yapıldı çünkü transferler yani. Şimdi hoca nasıl görecek? Belki de öbür takımlarda oynarken görmüştür. Ama kendisi birebir. Şimdi mesela kamp dönemi geçirdi iki takım. Hala transfer peşindeler. Niye? Aksayan bölgelere adam almaya çalışıyorlar. İşte sol açığa, sağ açığa, sol beke, sağ beke, orta sahaya, stopere veya galeciye. Evet. Örnek veriyorum. Sen lafı oraya getirdin. Şimdi biz olumsuz konuşuyoruz ya. Çok fazla olumsuzluğa girmeyelim. İnşallah Fatsa Belediyespor bizi yanıltacak. Hiç belli olmaz vallahi bir bakarsınız pat küt bir girerler lige yürür giderler yani inşallah öyle olur diyelim başarılar dileyelim. Tabii daha önümüzde uzun bir maraton olduğu için zaman zaman işte hem diğer takımlarla olduğu gibi Fatsa Belediyespor'la ilgili de haberlerimiz programlarımız mutlaka olacak. Ama şimdi ilk hedef kümede kalmakmış böyle belirlendi biz başarı dileklerimizi iletelim. Ve tekrar 52 ile 67 çünkü onların üstünden bir iki gün geçti. Var mı son gelişmeler? Şu anda yok ama transfer yapacaklarını düşünüyorum. Yani 52 Ordu Spor'da iki kişi şu anda 67'de bir iki kişiyle görüşüyor. Yani alacaklar. Yani mevcut noksan gördükleri yere alacaklar diye düşünüyorum. Bir iki kişi yollayıp bir iki kişi alacaklar. Bir iki hazırlık maçların birer son birer maç mı oynayacaklar? Birer maç ya oynayacak ya oynamayacak. Mesela 67 Ordu Spor'la görüştüğümde deplasmanda bir maç yapmak istiyor. Mesela Amasya olabilir veya başka bir takım olabilir. Çünkü ilk maç ofla dışarıda oynanacak ya. Evet. 52'de yanılmıyorsam Fatsa Belediye ile bir hazırlık maçı yapabilir diye düşünüyorum. Fatsa istediği için. Anladım. O zaman şöyle yapalım. Biz bugünlükte noktayı koyalım tabii bu sohbete. Ama özellikle bizleri heyecanlandıran, gözümüzün üzerinde olduğu iki takımımız var zirve yolunda. 52 Ordu Spor ve 67 Ordu Spor. Tabii ki biz söyleyeceklerimizi söylüyoruz. Yapılan transferler bizi umutlandırıyor. Alınan sonuçlar 67 Ordu Spor işte hazırlık maçlarında bir girdi kardeşim. Ligin şampiyonu Bursa Spor'a 3 vurdu. Peşinden yine tecrübeli işte Süper Lig'de yıllarca oynamış Balıkesir Spor'a 7 attı değil mi? Balıkesir Spor'a 7 attı. Meşhur SS ne olursa olsun. Onu da mağlup etti. Diğer takımlar, galibiyetler falan hazırlık maçlarında resmen 67 Ordu Spor rakiplerini gol manyağı yaptı yani. Dolayısıyla As Başkan Adem Akçan'ın da şeyi vardı değil mi? Bir açıklaması var. Açıklaması var. Onu da Görkem son bölümde izleyicilerimize verelim. İzlesinler. İkinci kampımız 14 günlük bir süreçte 4 tane hazırlık maçı oynayarak iyi bir şekilde geçirdiğimize inanıyoruz.
Eksiklerimizi görme açısından da çok iyi ve verimli bir kamp geçirdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki artık bugün itibariyle top başı yapıp 4 Eylül'de oynayacağımız off maçın hazırlığına şimdiden başlıyoruz. Evet, geçen seneki kadromuzdan 11 oyuncumuz kaldı. Bu sene 13 tane transfer yaptık. Geçen sene oynayan mevcut iskelet grubunu korumayı, muhafaza etmeyi çalıştık. Bu sene de eksik bölgelerimizi bildiğimiz, tanıdığımız, izlediğimiz oyuncularla beraber tamamlayıp transferin büyük ölçüde tamamladığımızı düşünüyorum. 7 Eylül'e kadar yine transfer dönemi açık. Belki hocamızın raporu doğrultusunda eksik bölgelerimiz olursa yine eksiklerimizi gidermeye çalışırız. Hedefimiz bu sene ipin sonuna kadar götürmek bu lig. Biz şimdilik veda edelim. İnşallah en kısa zamanda. Sadece spor değil tabii, yani konuşan Ordu TV'de her türlü programı bulacaksınız ama şu günlerde biraz sporla gittik, spor ağırlıklı verdik. İnanılmaz güzellikler var. Hatta ben Görkem'e dedim ki, ya Görkem, ya bizim şimdi şurada önümüzde bir cadde var arkadaşlar. Hatta Görkem orayı bir gösterse size, bankaların önünde kuyruklar var. Yani sosyal yaşam var ya, enteresan ya. Enteresan, bankalar işte promosyon veriyorlarmış emekli maaşlarına. Bütün bankaların önünde böyle kuyruklar var, orası var, burası var, o veriyor, öbürü veriyor falan. Enteresan yani bir trafik var. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Sadece dediğim gibi sporla sınırlı kalmayacağız arkadaşlar. Güzelliklerimiz var. O güzellikleri sizlerle paylaşacağız. Ben Konuşan Ordu TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Klasik sloganımızı tekrarlayacağım. Konuşan Ordu TV'de buluşalım, hayatı ve yaşamı paylaşalım diyeceğiz. Bütün güzellikleri paylaşalım diyeceğiz ve ilave edeceğiz. Arkadaşlar, kardeşler, dostlar, lütfen abone olmayı da unutmayın. Böyle de bir güzelliğimiz var. Ben perdeyi kaldıracağım. Ana caddemiz var. Tabii burayı hep gösteriyoruz. Aşağıda da güzel bir tabelamız var. Görkem, o tabelayı her ben söylediğimde kapımızın üstünde var ya, Konuşan Ordu TV diye yukarıdan aşağı akıyor falan. Onu tekrar tekrar izleyici kardeşlerimize mutlaka gösterelim. Şöyle caddeyi de bir göster istersen. Ben selamlar, sevgiler gönderiyorum ve cadde için perdeyi kaldıralım. Arkadaşlar, çok ana cadde var. Bu ana caddemizin vallahi hayat harika. 10 numara. İşte gördüğünüz gibi karşıda Yapı Kredi. Bu bizim hizamızda. Şimdi buradan gelip onu da oradan gösterebiliyorsan. Yukarı doğru gösterebiliyoruz değil mi Görkem? Oraları da gösterelim. Bunların hepsini, bu güzellikleri sizlerle paylaşacağız arkadaşlar.